Eğer üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek doğaya, hayatımıza geri dönüşü olmayacak zararlar vereceğiz. Bugün çevre dostu politikalar tüm dünyanın gündeminde ama esas güç bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Biz bireyler ve kurumlar olarak daha atıksız yaşamlar kurgulamak, çözümün bir parçası olmak durumundayız. Günlük alışkanlıklarımızda ufak değişiklikler yaparak buna başlayabiliriz. Türkiye'nin en kapsamlı sıfır atık festivali de işte tam bu anlayışın üzerine inşa edildi. Daha azıyla daha çok dünya sloganıyla ülkemizin ve dünyamızın geleceği ve bu değişimi sağlamak için sıfır atık konusunda bireylerin gücünü harekete geçirmek, onların gönüllü olarak bu değişime katılmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Sıfır Atık Festivali'nde sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomiyi iş dünyası, kamu ve akademik perspektiften konuşacağız elbette. Ancak daha ötesinde 7'den 70'e herkesin sıfır atık bakış açısını bizzat tecrübe edeceği, bizzat katılacağı atölyeler düzenledik. Atıksız bir yaşamın ülkemizin, dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız. Onları çözümün bir parçası olmaya davet edeceğiz. Bu noktada kısaca programda neler olduğunu anlatmak isterim. Festivalimiz 14 Ekim'de başlayacak. İlk gün ülkemizde sıfır atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülünü alan Sayın Emine Erdoğan hanımefendi bizlere hitap edecekler. Kendilerini programımıza davet ettik. İnşallah katılımlarını bekliyoruz. Benim hem çekimler zamanında hem de daha sonra ziyaretlerinde gördüğüm de şu var. İşte neden hedef çocuklar diyoruz? Az önce Sayın Başkanım da söylediği gibi yani bizim kültürümüzde olan, kadim gelenimizde olan şeyleri bizler unutmuşuz. Benim ilkokul seviyesinde öğrendiğim ilk atasözü saklı sabunlu gelir zamanıydı. Biz bu atasözü unuttuk. Tüketim toplumu olduğumuz günden itibaren. Biz de onların çok daha iyi bir dünyaya kavuşmaları için, dünyada yaşamaları için elimizden geleni yapmalıyız. Çocuklarla ilgili her çalışmada ben de elimden gelen tüm birisi yapacağım. Çevresel ve toplumu ilgilendiren başlıklar ile herkesin de farkındalık yaratmak, işbirliği yaptığımız yapımcılar, reklam verenler, sponsorlar gibi tüm paydaşlarımızla ortak projeler üreterek bunları hayata geçirmek ve asıl işimiz olan iletişim aracılığıyla yayarak topluma katkı sağlamak çok istiyoruz. Doğuş Yayın Grubu markalarımız için de Eti'nin çevreye duyarlı marka olarak anılmasını oldukça önemsiyoruz. Festival olması çok anlamlı bence çünkü halkla, çocuklarla bütünleşiyor olması. Zaten etkilemek istediğimiz kitle onlar. Bir şeyler, mesajlar aktarmak istediğimiz, bilinç oluşturmak istediğimiz kitle bu organizasyonun içerisinde çekilmek çok kıymetli, çok önemli. Beklenen faydayı alabilmek adına. Dolayısıyla gördüğümüz şekilde de program gerçekten bunu başarabileceğine inanıyor olduğumuz bir program. Her yönüyle, her kitleyi ve her farklı konu başlığıyla içerisine alabilecek şekilde görünüyor. Üniversitemiz genelinde bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz ve bu festivale de yine projelerle ve eğitim kısmıyla özellikle çocuklara okuldaki bilinç oluşturma ve eğitim noktasında destek verecek şekilde bu projenin de içerisinde yer almaya gayret ediyoruz. Başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bize bu katkıyı sunma fırsatı oluştuğu için. Bu kadar önemli bir konunun bir paylaşı olmamızdan dolayı duyduğum öncelikle mutluluğu belirtmek istiyorum. Ve Sayın Belediyeler Birliği Başkanımız da bu daveti ve bizi de bu konuda bir partner olarak yer almamızdan dolayı süreci yürütmemizde çok değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Elbette ki
eğitim, öğretim, araştırma, proje ve uluslararasılaşma yanında. Bu anlamda da biz COSTE olarak özellikle bölgemize hizmet edecek, özellikle de bu 5 bölgenin tek vakıf üniversitesi olarak da bütün devlet üniversitesi ve bütün paydaşlarla bölgede yer alan bir şekilde böyle bir önemli organizasyonun içerisinde aslında sosyal sorumluluğun geliştirilmesini son derece önemli buluyoruz.